Merhaba değerli arkadaşlarım, Özel Güvenlik Merkezi kanalımıza hoş geldiniz. Bu videoda 10 adımda nasıl özel güvenlik görevlisi olunur konusunu birlikte konuşacağız. Hiç vakit kaybetmeden başlıyoruz. Değerli arkadaşlarım, bildiğiniz üzere özel güvenlik görevlisi olmak için belli aşamalar var. Bu aşamalardan birincisi özel güvenlik görevlisi olmaya karar verilmesi. Bu karar esnasında silahlı özel güvenlik görevlisi mi olunacak, silahsız özel güvenlik görevlisi mi olunacak, bunlara da karar verilmesi gerekir. Silahsız özel güvenlik görevlisi olmak için orta öğretim mezunu, silahlı özel güvenlik görevlisi olmak için en az lise mezunu olmak gerekir. Bu birinci aşama. İkinci aşama, bir özel güvenlik eğitim kurumu ile görüşülür. Eğitim kurumu ile görüşürken detaylı bilgi almaya çalışılır. 1. Kurs ücreti ne kadar? 2. Sınav ücreti bu ücrete dahil mi? 3. Silahlı giriliyorsa atış eğitimi ve atış sınavındaki fişek ücretleri bu ücrete dahil mi? 4. Sertifika için ayrıca ücret alınıyor mu? Ki bazı kurslar alıyorlar, almamaları gerekir. Sertifika dediğiniz bir A4 kağıdıdır. Belki biraz karton yapısı, yani kaliteli bir yapıda olabilir ama bunun için 100 lira, 200 lira, 300 lira, 500 lira gibi ücretler alınmaması gerekir. Bunlara da dikkat ediniz. Kayıt için gerekli evraklar neler? Bunları öğreniyoruz. Geçtik 3. aşamaya. Tam teşekküllü bir devlet hastanesinden sağlık raporu alınır. Sağlık raporunun sonucu aynen şu ibareli olmalı arkadaşlarım. Silahsızlar için silahsız özel güvenlik görevlisi olur. Silahlılar için silahlı özel güvenlik görevlisi olur ibaresi olması gerekir. Dördüncü aşama, sağlık raporu ile birlikte kursa kayıt için gerekli evraklar da hazırlanarak eğitim kurumuna tekrar gidilir, kayıt yaptırılır ve eğitim görülür. Beşinci aşama nedir? Eğitim tamamlandıktan sonra sınava girilir. Silahsızlar için 100 adet çoktan seçmeli soru sorulur. Silahlılar için 100 adet çoktan seçmeli temel sınav sorusunun yanı sıra 25 adet yine çoktan seçmeli silah sorusu sorulur. Silahlılar yazılı sınavı takip eden günlerde silah atış sınavına da girerler. Burada 5 adet fişek verilir ve 7 metre mesafedeki hedefe atış yaptırılır. Sınavdan geçmek için kaç puan almak gerekir sorusu aklınıza geldiyse bu videodan sonra sınav puanı hesaplama videomuzu izleyebilirsiniz. Linki bu videomuzun altındaki açıklamada mevcuttur. Geçtik 6. aşamaya. 6. aşama, sınavdan başarılı olunduğunda eğitim kurumu sertifika düzenleyerek onaylatır. Burada özel güvenlik görevlisi adayının bir dahili yoktur. Genellikle 10-15 gün içerisinde sertifika hazır olur. 7. aşama, sertifika alındıktan sonra bankaya kart ücreti yatırılır. Vergi dairesine de harç yatırılır. 8. aşama, özel güvenlik kimlik kartı için başvuru yapılır. Burada birinci seçenek E-Devlet üzerinden başvuru yapılabilir ki bu en kolay yöntemdir. E-Devlet üzerinden kimlik başvurusu nasıl yapılır videomuzu izleyebilirsiniz. Linki bu videonun altındaki açıklamada yine mevcut. E-Devlet üzerinden başvururken bazı aksaklıklar olabilir. Bunlar parmak izinin bulunmaması, diploma bilgisinin bulunmaması gibi aksaklıklardır ki bu aksaklıkların oluşması durumunda ne olur arkadaşlarım? İkinci seçenek devreye girer ki bu da nedir? İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube'ye gidilerek başvuru, şahsen başvuru yapılır. Şahsen başvuru için yapılması gerekenler ve gerekli evraklar ile ilgili link bu videonun açıklamasında yine mevcut arkadaşlar. 9. aşama, kimlik başvurusu tamamlandığında güvenlik soruşturması için süreç başlar. Bu süreç 60 iş günüdür. 10. aşama, güvenlik soruşturması sona erdiğinde 15-20 gün içerisinde kimlik kartı hak sahibine ulaşır. Bu 15-20 günlük zaman zarfında bir işe girilecekse ve aciliyeti var ise
özel güvenlik şubeye gidilerek geçici belge alınır. Geçici belge ile işe başvuru yapılabilir, işe girilerek çalışılabilir. Dediğim gibi güvenlik soruşturması bitmeden geçici belge alınamaz değerli arkadaşlarım. Tüm bu aşamalarda biz burada canlı yayınlarla ve videolarla sizlere destek olmaya devam ediyoruz. Tek isteğimiz ne arkadaşlarım? Tek isteğimiz sizlerin kanalınızı beğenmeniz, kanalımıza abone olmanız ve paylaşmanız. Yine videoların altına yorum yapmanız. Tek isteğimiz bu. Kanalınız diyorum. Neden diyorum? Çünkü biz bu kanalda ortağız. Hepimizin kanalı biliyorsunuz. Sizlere diyorum ki her zaman açıyorum burada. Ne açıyorum? Hemen size ait olan ekranı açıyorum. Diyorum ki dileyen arayabilir, konuşabilir, bilgilerini, duygularını, düşüncelerini paylaşabilir diyorum. Burada da WhatsApp numaramızı veriyorum. Her isteyen biliyorsunuz bağlanabiliyor ve duygu ve düşüncelerini paylaşabiliyor kanalımızda, kanalınızda diyorum. Değerli arkadaşlarım. Bu videoda da bu kadar arkadaşlarım. Özel güvenlik ile ilgili bütün aşamalarda dediğim gibi yanınızdayız. Özellikle canlı yayınlarda burada size destek olmaya devam ediyorum. Merak ettiğiniz konularda yine kanalımızda arama yaparak ilgili konuyu mutlaka görebilirsiniz ve konu hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Bu videoda bu kadar. Bir başka canlı yayında veya videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.